Bakın e, bu e, alanda tabii ki Orta Doğu'nun e, en çok sadece bu 7 Ekim'den sonra değil 7 Ekim'den öncesinde de Orta Doğu konusunda hakikaten ciddi çalışmalar yapıyorum. Tıpkı bu e, iddia edildiği gibi bir soykırım meselesi var ya 24 Nisan'da her şeyi ısıtır ısıtır koyarlar onlar gibi. Orta Doğu'nun neler olduğu konusunda çok ciddi çalışmalar yapıyorum. Orta Doğu'da ne, neden bunu yapıyordum? Orta Doğu'da bir PKK-PYD unsurlarıyla bir garnizon devleti kurup 911 kilometrelik sınırımızda bize bir e, sınır tehdidi e, ne şekilde planlandığı konusunda çalışmalar yaparken bu olay vuku buldu. Şimdi burada baktığımız zaman tarihimizin hiçbir kesitinde tankla, tüfekle, topla hastaneye girilmemiştir. Bakın tarihimizin Hiçbir kesitinde söylüyorum bunu. Ee, yani e, dünya savaşlarında da bu şekilde. Yani bir tankın e, hastaneye efendim girerek hastaları öldürerek veya doktorların alnına siyah, silah dayayıp silah sıkarak e, bir katliam yaptığı tarihin hiçbir kesitinde yok. Şimdi kıymetli e, Osman abim çok güzel ifade etti. Bunların yaptıklarını terörizmle de e, bir araya örtüşmek hafif kalır yani. Bunların yaptıkları insanlığa karşı en berbat suç diye tarif edelim. Yani insanlığa karşı. Şimdi burada e, tankla giriyorsunuz, gaz bombası atıyorsunuz, efendim e, doktorları e, çağırıyorsunuz, e, alnına silah dayıyorsunuz, beğenmediğinizi Mesela öldürüyorsunuz. Efendim burada hasta, e, oradaki başhekim hmm. feryat ediyor. Hastalarımızı nakletmek için zaman verin diye. Bunlara müsaade etmiyorsunuz. Gerekçeniz ne? Gerekçeniz efendim Amerikan istihbaratı Burada bir efendim e, Hamas e, karargahının olduğu yönünde bizim bilgilerimizi doğruluyor gibi bir gerekçe. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Hı hı. Bozacı'nın e, şeyi şahidi şıracı misali. Birbirini destekleyen adama sorarlar. Peki kardeşim bu istihbaratı siz alıyorsunuz da dünyadaki devletlerin hiç mi istihbarat teşkilatları yok? Onları dinlemiyorsunuz. Şimdi bunu yapmak için bir sebep sonuç ilişkisi. Nasıl bir sebep yaratalım da bu sonuçtan mesul olmayalım korkusu. Er geç bu ekranlardan söylüyorum bakın buradan söylüyorum nasıl e, Bosna'da olduğu gibi bu soykırım suçundan Netanyahu bir gün yargılanacaktır. Mutlaka ve bunlarda zaman aşımı yoktur. Kıymetli hukukçumuz bunu çok daha iyi bilir. Kesinlikle bu <laughs> suçlarda, savaş suçlarının soykırım suçlarının bu, bu tip suçlarda zaman aşımı işlemez. Zaman aşımı işlemez. Şimdi burada e, bir gerekçe efendim dizmece birkaç video senaryo yazacaksınız. Bu senaryoyu oynayacaksınız. Ama tüm insanlığa karşı suç işleyeceksiniz. Şimdi burada olsa veya olmasa ne değişir? Hiçbir şey değişmez. Bakın biraz önce ifade ettim. Her ülke tabii ki kendini savunma hakkı var. Türkiye'nin nasıl efendim terörle mücadele operasyonunu karşılıksız sürdürüyorsa ama İsrail'in orada bir e, efendim kendini savunma hakkı yok. İsrail çünkü orada Büyük Orta Doğu içerisinde hayal kurduğu bir e, efendim devleti oluşturmak istiyor. Yani Dicle ile Fırat şey e, Nil ile Fırat arasında bir bölgede yani buraya Edom diyorlar onların şeyiyle söyleyeyim ben size. Bu bölgede kendi efendim uydurma bir kehanetle efendim bir takım yapılanmalar yapmak istiyorlar. Bunları yaparken de ee, şimdi bunun için efendim bir e, mistik e, efendim söylem üzerinden yapıyorlar. Şunun için inandırmak için Osman abi o tespiti çok yerinde. Hakikaten bir inanç ekseninde söyle, söyleyip inanç, e, inandırmak istiyorlar. Aslında yapılan iş Orta Doğu'daki yeniden yapılanmayla hem coğrafi işte bir devletçik oluşturmak, garnizon devleti oluşturmak, bölgesel güçlülerini tahkim etmek, iki enerji koridorları, enerji yatakları, Bakın Akdeniz'deki, efendim, Münasır Ekonomik bölgelerdeki enerji hakimiyetini sağlamak, oradaki Rusya'nın varlığını yok etmek, efendim, Afrika'da güçlenen Çin varlığına karşı bir, efendim, kendi Birleşik Devletler kendi denizlerini tahkim etmek, açık denizleri tahkim etmek. Yoksa İran'ın mesela etrafını çevrelemek, Irak'ın güneyini zapt etmek. Lübnan'ın güneyini zapt etmek, Mısır'ın bir kesimini Lübnan. almak, netice itibariyle de Suriye'nin kuzeyinde bir devletçik oluşturmak. Ama Türkiye bunlara izin vermiyor. Türkiye kendi savunma sanayisinde güçlenmesiyle bölgenin en güçlü ülke en güçlü lider ülkesi olması sebebiyle Efendim Türk Devletler Topluluğunu kurarak hakikaten Akdeniz'den Libya'dan başlayan ve Kafkaslara kadar uzanan bu coğrafyada hakikaten aksiyon almış, güçlü bir devlet olması karşısında bunlarla karşılaşıyoruz. Aslında meselenin boyutu bu. Yoksa efendim mistik söylemler, bilmem neler bunlar hepsi kendilerine göre kendi mantıklarının aldığı bir gazeteci olarak benim mantığımın, bırakın bunları almayı, mantığıma girmeyi bile müsaade etmediğim konuşmalar Hı -hı. ve tartışmalar. Benim de mantığıma girmeyen bazı noktalar var.